Evet arkadaşlar, bugün ayın 5'i, saat şu anda 12 ama hava kar yağışı gösteriyordu. Şimdi Çağlayan'dan çıktım. Bizim köyün üstünde çukur mezre var. Oraya çıkacağım. Oradan başka bir mezra var. O mezradan direkt kalecin üstündeki zirveye, oradan da şelalenin üzerindeki yola, oradan da dönüp Çağlayan'a doğru geleceğim. Tabi tabi şu anda yürüdüğüm yerde kar bir yürüdüğün zaman ayakkabılarınızın üzerine atıyor o şekilde. Tabi yukarılarda daha fazladır. Biraz yoruyor tabii ki kar. Karda yürümek. Tabii zaman geçti, bir yarım saat, bir saat geçtikçe insan alışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi kar çok fazla yok. Ama yine de tabii ki insan ayağı yer tutmayınca zorluyor adamı. Biriler de buradan gelmiş. Yürümeye mi gelmiş? Yoksa yukarıdaki köye mi çıktılar, köylerine? Aşağısı restoranlar bölgesi. Birinci restoranlar, ikinci, üçüncü, dördüncü. Yukarısı Toki. Tarlada bir hareketlilik var aşağıda ama. Tilki mi, domuz mu? Tilki herhalde. Ağaçların altında. Buradan bu zirvenin tepesinin en tepesinden sola doğru öyle gidip aşağı ineceğim Tokin oradan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolda hiç iz yok. Sadece benim izim. Arada bir domuz izine rastladım. Sürü halinde geçmişler. Tavşan izleri var. Daha şu ana kadar kurt izine rastlamadım. Tek başıma gidiyorum. Tabi burası gerçekten şu anki zaman itibariyle hayvanların en çok olduğu bir bölge. Çünkü burada kimse yaşamıyor. Ondan dolayı hayvanlar burada serbestçe dolaşıyorlar kafalarına göre. Yani bir milli park gibi belli bir aydan sonra. Burası o hale geliyor. Gördüğünüz gibi buradan yine domuzlar geçmiş. Evet. Şu anda geldim. Çukur mezraya. Ta burası boş dediğim gibi yani. Yazın bir hikaye oluyor. Kışın aşağı Çağlayan'da oturuyorlar. Burada baya bir
Domuz sürüsü gelmiş. Burada bayağı bir oynamış. Şimdi biz yukarı doğru çeşmeye doğru bir çıkayım, bir su içeyim. Biraz dinleneyim. Ondan sonra yukarı yoluma devam edeyim. Taşlar buradan mı düşmüş? Çeşmede çok az akıyor. Bayağı da terledim. Şimdi bir de bu terlemen sonra su içersen beni çarpar mı acaba? Mecbur ama su ihtiyacımı gidermek zorundayım. Evet arkadaşlar. Tepeye hemen hemen çıktım, az bir sırt kaldı. Ondan sonra biraz daha rahatlayacağım gibi ama şu anda yürüdüğüm yer rüzgar doldurmuş. Diz kapaklarıma kadar kar atıyor. Ayrıca şu anda şu sizden belki belli olmuyor ama önümde bir yol var. Hayvanlar gitmiş gelmiş. Yani ya kurt sürüsü ya da domuz sürüsü ama rüzgar burayı doldurmuş. Bu güzel yağı da kullanmışlar yani hayvanlar. Sırtta rüzgar burayı karnı almış. Aşağı doldurmuş. Çok kar yok. Bayağı bir yorucum. Yürüdüğümden beri sürekli tırmanarak geldim. Hiç tırmanmadım. Sadece bir çeşmede bir iki yudum su içtim. O kadar. Geçen sene şu boğazdan yukarı çıkmıştık. Şu boğazdan
Yani şu boğazdan yukarı çıkmıştık. Tabi bu gördüğünüz dağın arkası dere, iniyorsunuz tekrar bir daha çıkıyorsunuz. Ta zirveye. Evet, burada doğa öyle ki kuşlar mesela yabancı bir canlı gördüğü zaman hemen bağırarak doğadaki diğer canlıları uyarıyorlar. Burada ayı da var, kurt da var, vaşak da var, her şey var. Hava da bugün kapalı. Saat 3'ten sonra kar yağışı gösteriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bulunduğum yer, evet, şöyle göstereyim. Burası önümde. Şu anda geçtiğim yerler tehlikeli yerler. Aşağıdan köydeki çoban köpekleri bile benim burada olduğumu muhtemelen hissettiler. Bayağı bir uluma sesleri aşağıdan geliyor. Sadece kurt falan gördüklerinde bu şekilde. Hayvanlar dağda, yaban hayvan gördüklerinde, ayı gördüklerinde işte bu şekilde davranış gösteriyorlar. Ben de izi takip ederek gidiyorum şu anda. Dediğim gibi buralar ayıların yeri. İşte eskiden ayılar kış uykusuna yatıyordu ama şimdi kış uykusuna yatma diye bir dertler de yok. Çok kar yağmadığı için herhalde büyük ihtimalle. O yüzden çok böyle büyük kayaların yanından gitmemeye özen gösteriyorum. Diğer kameranın şarjı bitti. Şu telefondan şu anda kayıt yapıyorum. Belki biraz titreşim olabilir.
Sesim az çıkıyor diyenler arkadaşlar, şimdi geldiğim yer biraz tehlikeli. Çok fazla gürültü çıkarsam aslında iyi, hayvanlar ürker kaçar. Bir taraftan da hayvanları rahatsız etmek istemiyorum. Bundan dolayı sessizce yürümeyi tercih ediyorum. O yüzden yavaş konuşuyorum. Ama sanırım videolarda sesim az geliyormuş. Arkadaşlar öyle söyledi. Yerli makinenin mikrofonu var, en azından onu kullanıyor ama telefonda tekrar kulaklığı takın ya çıkar. Bu dağda bu şekilde zor oluyor. Burada kar seviyesi yaklaşık 25-30 santim. Havada doluyordu. Arkadan kar, kar havası. Evet. Burayı çok büyük bir sürü kullanmış. Bayağı kalabalıklarmış yani. Buradan gitmiş gelmişler. İze bakılırsa domuz izleri. En son domuz gitmiş. Öyle geçiyor. Buradan aşağı inmişler. Veya işte yukarı çıkmışlar ikisinden biri. Şimdi ben buradan şu zirveye çıkacağım. Oradan gideceğim. Aşağıya doğru. Tepeden. Ben bir yol geldim ama gerçekten karda yürümek çok çok zor. Evet, hiç tek bir canlı yok ya. Tek bir canlı dizi yok. Hiçbir şey yok. Sadece tavşanlar gitmiş. O kadar. Muzur dağlarında arkana kar doldurmaya başladı. Evet, şu geldiğim şu önümde bir dere var. Tüm hayvanların, kurtların, ayıların yarısı küçük. İşte tavşanmış, kuşlarmış diye bütün hayvanların barındığı, yaşadığı yerlerden bir dere. Kurt mağaraları var burada. Kurtların bayağı büyük büyük bir yuva yapmışlar yani, büyük bir şekilde açmışlar. Hayvanlar genişletmişler. Çok uzun süre demek ki kalmışlar yani, yıllardır. O yüzden bu dere çok tehlikeli. Bayağı bir kar var. Evet, o dereyi sessiz bir şekilde geçtim. Burada hayvanlar yatıyorsa saldırı pozisyonuna geçebilirler arkadaşlar. O yüzden oradan sessiz geçtim yani. Şimdi bu sırtı çıkarsam ondan sonra sıra. Dediğim gibi bayağı izler var burada. Derenin içinde. Göstereyim. Gördüğünüz gibi çok ıssız bir yer. Arkası Muzur Dağları. Karşıda domuz sürüleri iz yapmış bayağı oradan.
Nereden yapmışlar? Şu karşı tarafa gitmişler. Ya işte bizim köyün içinden ya Karatöz Çağlayan ya da Tatlısu'ya geçmişlerdir büyük ihtimalle. Ya da bu derededirler. Ormandan bir yere gitmezler. Çünkü meşelerin altında karnını doyurabilecek kadar meşe var. Şimdi ben şu önümdeki sırttan çıkıp o sırttan aşağı ineceğim. Tekrar bir sırt daha gelecek oradan. Kalecinin üzerinden Şelali'ye doğru iniş yapacağım. Arkadaşlar, diğer makinenin, şu omuzumdaki makinenin bataryası bitti. Onda mikrofon vardı. En azından rahat rahat hareket edebiliyordum. Ama şimdi mecbur telefonla çekeceğim. Böyle de hem telefonun açısını ayarlamak elinden de önüne bakıp yürümek bayağı zor oluyor. Evet, dediğim gibi çıktığım bölge tam kurtların, ayıların, domuzların yeri şu anda. Size söyleyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi şu önümde gördüğünüz soldaki tepeye gideceğim. Oradan şöyle aşağıya, tepenin sırtından aşağıya doğru Tokiler'in üzerine doğru oradan ineceğim aşağıya. Taraflar sırtları rüzgar doldurmuş. Bayağı bir kar var. Karşı taraf kaleci, hemen o soldaki tepenin arka tarafı kaleci köyü. Yazın onların hayvanları hep bu dağlarda otluyor, buralarda otluyor. Ama benim kullandığım bu yolu başka bir hayvan da kullanmış. Buradan gitmişler. Evet arkadaşlar, şimdi iniş vakti. Tepeden döndüm geldim. Şimdi Tokilerin en üstündeki tepeden aşağı doğru inişe geçtim. Sağ tarafında Kaleci Köyü var. Hemen bu yol direkt şeye çıkıyor. Santralin toplama havuzuna çıkıyor. Aşağıdan daha böyle silah sesleri geliyor. İnsanlar avdalar mı, zevkine mi atıyorlar, hiç anlamadım. Bakın arkadaşlar, bu sırt, rüzgar komple sırtı temizlemiş kardan. Sol tarafa, sağ tarafa doğru yığmış. Evet arkadaşlar, şimdi dağdan indim aşağıya Kalecik yoluna. Şimdi buradan yürüyerek yaklaşık bir yarım saat ya da işte 35-40 dakikalık bir yol. Yavaş yavaş işte Çağlayan'a ineceğim. Toplamda şu anda saat 3.30 sanırım.
İşte 11.30'da çıktım, 3.30, 4, işte 4.5 saat falan sürdü inip çıkmam. Ama yorucuydu, bayağı yorucuydu kardan dolayı. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.